Sadece kendiniz olun. Herkes sevdiği şeyi yapıyor ve mutlu kalıyor. Bu odanın sahibi muhtemelen bahçe işleriyle uğraşmaktan hoşlanıyor. Ünlü bir balet olan Anthony, pembe rengi ve köpeği Rudolph'u seviyor. Ama evde olsa bile işi düşünmeden duramıyor. Görebiliyorum. Yeni bir görünüm, taç, fırfırlar, yapay elmaslar. Aa, tatlı rüyalar. Rudolph, neden daha önce bir taç düşünmedim? Hemen sipariş edeceğim. Bakalım en sevdiğim mücevher web sitesinde neler var? Betty'nin hobisi boks yapmaktır. Mini etekle antrenman yapması zor olacaktır. Şortlar çok daha iyi bir seçimdir. Mavi satenden bir parça keselim. Her yerini dikelim. Elastik şerit sayesinde şortlar daha rahattır. Alt kısmına kırmızı bir kurdele ekleyelim. Şort hazır. Ama aynı zamanda bir üst yapmamız gerekiyor. Bir Nike logosu çizelim. Beyaz diz çorapları giyiyor. Egzersiz için ayakkabıların rahat olması gerekir. Betty kollarını korumak için özel giysiler giyiyor. Aha. Örgülerine güzel kurdeleleri var. Betty bir yarışmaya hazırlanmak için çok çalışıyor. Bu giysiler kesinlikle hareketlerini kısıtlamayacak. Hoş geldiniz Betty North. Seyirci onu seviyor. Bu efsanevi boksör ağırlık kategorisindeki tüm boks kemerlerini kazandı. Koç, her şey hazır mı? Yeah. Her şey plana göre gidiyor. Nice. Bu ringe ilk defa geliyorum. Merak etme. En iyisi sensin. Koç boksörü neşelendirdi. Ve ringe giriyor. Betty North. Kalabalık onu seviyor. Ve Betty bir kez daha en güçlü olduğunu kanıtlayacak. Betty, sana inanıyorum. Tabelatı getirin. İlk tur. Beyaz ve pembe. Bu önemli bir karar. Beyazla devam edelim. İlk yarım parçadan tight yapalım. Bacakları içlerinde çok zarif görünecek ve hareketleri daha da rahat olacak. Anthony pembe kumaş getirdi. Harika. Hadi ondan bir yelek yapalım. Birkaç parça ve hazır. Şimdiden beğendim. Anthony, kolları henüz görmedin. Hafif tül mükemmel bir malzemedir. Yeah. Etek ucunu yapay elmaslı kurdeleyle süsleyelim. Ve performanstan önce tüm kancaları sabitlemek kolaydır. Dans ayakkabılarımı getirin. Köpük kağıt tabanlıklar, ayak parmakları ve saten kurdeleler, kayışlar. Tüm yüksek kaliteli malzemeler. Bu kıyafette çok iyi görünüyorum. Anthony gösterisinden önce soyunma odasına geldi. Ne giymeliyim? Hayal ettiğim kıyafet balenin temasına uygun. Merhaba tasarımcı Cary Grant, siz misiniz? Bale dansçısı siparişini verdi ve şimdi beklerken bir smoothie içebilir. Anthony, kıyafetini kendim getirdim. Hi. Bu harika. Hazır. Hadi bir bakalım. Vay canına. Bu harika. Bravo tasarımcı. Mutluluğunuz benim önceliğimdir. Anthony hızla değişti. Ona çok yakışmıyor mu? İki parça köpük kağıdı birbirine yapıştıralım. Ringde yeterince yer olmalı. Mavi köpük kağıttan yapılmış bir kapak, boksörlerin kaymasını önleyecektir. Kenarlar yapıştırıcıyla kaplanmıştır. Artık ringde koşmak ve zıplamak güzel ve rahat. Yemek çubukları köşeler için destek olabilir. Onları farklı renklerle boyayalım. İplerden yapılan kordonlar, boksörleri ringin içinde tutacaktır. Betty, antrenmana hazır mısın? Tamamen hazırım. Elleri bunun gibi, bandajlarla kapatalım. Nice. Betty ringde yeteneklerini gösteriyor. Bir gölgeyle savaşmak en zor kısımdır. Koç etkilendi. Soluna savun. Aferin. Böyle aktif bir çalışmadan sonra soğuk su içmek önemlidir. Anthony'nin bale için eşyalarını taşımak için bir çantaya ihtiyacı var. Pembe sateni bu şekilde sıkalım. Bir kurdeleyle bağlayalım. Ve yapay elmaslar çok güzel. Yan tarafa parıltılar ekleyelim. Ve çanta hazır. Anthony, acele et yoksa baleyi kaçıracaksın. Aha. Baletimiz antrenmana gitmek için acele ediyor. Ama bütün eşyalarını almak için çok çabalaması gerekecek. Aa, burada bir şeyler çıktı. İşleri düzenli tutmak böylesine kreatif bir insan için çok sıkıcıdır. iPad'imi çantama koydum. Görünüşe göre bu kadar.
Aa, neredeyse bebeğimi unutuyordum. Rudolf, neden yastıklara saklandın? Benimle gel ufaklık. Her şey o kadar temiz ki parlıyor. Yıldız pratik yapmaya geldi. Önce üstümü değiştirmem gerekiyor. Rudy bir bak. En zor hareketleri böyle tozluklarla yapabilirim. Yapay deri üzerine pergelle birkaç daire çizelim. İhtiyacımız olan tüm parçaları yaptık. Ve şimdi ana silindiri yapmamız gerekiyor. Sağ tarafını dış tarafa çevirelim. Kum torbası boş. Açıklıkları açalım ve süsleyelim. Kum torbası yumrukları yumuşatmak için hafif sentetik dolguyla doldurulur. İplerini sıkıştıralım. Böyle bir kum torbasını sadece zincirler tutabilir. Zincirleri keselim ve bu şekilde takalım. Bu kum torbası da her darbeyi kaldırabilir. Antrenman bitti. Şimdi rahatlayabiliriz. Peki kum torbası. Bugün bir konser veriyoruz. Betty North ilk şarkısını seslendiriyor. Sizi duyamıyorum. Eller yukarı. Ring benim sahnem. Çok eğlendim. Bir şırınganın yarısını ve kapağın üstünü keselim. Tabanını silikonla kapatalım. Beyaz bir fondöten uygulayalım. Elmas kapağını süslüyor. Kapağı ipek bir kordonla tutturalım. Anthony bu sefer kendini aştı. Başarısını ve yeteneğinin sırrı bol bol pratik yapmasıdır. Ama sonuç buna değer. Bir nedenden ötürü baş dansçıyım. Aa, şişem nerede? Susuz kalmamak önemli. Çok susamak istemiyoruz. Rudolf'un da suya ihtiyacı var. Dansçımız evcil hayvanına da baktı. Kalın bir ip kolay zıplamanızı sağlar. Ve boncuklar tutacak olacak. Tüm parçaları bağlayalım. Atlama ipi hazır. Boksörler kollarıyla vurur. Ancak bacakları her zaman formda kalmalıdır. Betty bu yüzden antrenman zamanının çoğunu ip atlama egzersizi yapmaya ayırıyor. Saymaya başlayalım. 5, 10, 30, 60, 100. Bu kadar yeter. Aa, bugün çok zıpladım. Kaslarım ağrıyor. Daha fazla ara vermem gerekiyor. Yapışkan şeritten kareler keselim. Bu şekilde rulo haline getirelim. Bir kutuyu bir araya getirelim. Saç maşaları evin her yerinde ve bu şekilde bir kutu içinde güzel paketlenecekler. Anthony görünüşüne çok dikkat ediyor. Sahnede iyi görünmeliyim. Saçını hazırlamanın zamanı geldi. Anthony saçını yıkadı ve bir havluyla kuruladı. Bu şekilde kurutursam saçım aslan yelesi gibi olur. Saç maşası, saklambaç oynamayı bırak benimle. Anthony saçlarını kıvırdı. Rudolf bu televizyon şovunu bitirelim. Sebzeli bir smoothie için ne güzel bir akşam. Oyuncuların sesini ve köpeğin horlamasını dinlerken balerinimiz uykuya daldı. Kum torbasıyla ilgili yardıma ihtiyacımız var. Ellerini saran sargıyla örtelim. Ve ellerinin üstüne hafif gilden boks eldiveni yapalım. Yaşasın. Artık yeni teçhizatım var. Kenarlarını keselim ve bir logo çizelim. Betty koçunun verdiği bu hediyeye bayılıyor. Boksörlerin egzersiz yapmasının ana yollarından biri kum torbası kullanmaktır. Bunlar sadece yumruk değil. Betty hareketlerini kuvvetlendiriyor. Elleri böyle eldivenlerle korunuyor. Ve aynı zamanda vuruşları yumuşatıyor. Ve onları güçlendiriyor. Ah, kendimle gurur duyuyorum. Aha. Umarım kum torban bana kızmaz. Köpek kağıt paleti ikiye bükelim. Üstüne aynalı kartonu. Altına da göz farı için bir yer ayarlayalım. Paletin etrafına bir kurdele bağlayalım. Bir sanatçı için doğru makyaj çok önemlidir. Ana kural makyajın seyircilerin koltuklarından görünebilmesidir. Taze bir pastel renge ihtiyacımız var. Pembeye ne dersiniz? Güzel. Rudy yanaklarına biraz kızarıklık ister misin? Zaten şirin görünüyorsun. Köpek için de iyi görünüyor. Anthony Shine için alkış.
Zarif hareketlerine bakın. Solo balet bugün yanıyor. Performansı başarılıydı. Ve bu muhteşem solo bale tarihe geçecek. Anthony tacını takmayı hak ediyor. O sahnenin gerçek kralı. En çok hangisini seviyorsunuz? Spor mu yoksa dans mı? Aşağı yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aha. Böylece Lalilu'daki bebek fikirlerini kaçırmazsınız.